İşte lanetli Karl Marx. Kim izin verdi Lübnan'a gelmesine? Hangi Lübnan konsolosluğu giriş vizesi verdi ona? Niçin kontrol etmediler çantalarını havaalanı gümrüğünde? Bu lanetli Karl Marx evimizi yıktı. Kadınlarımızı dul koydu. Çocuklarımızı yetim kıldı. Lübnan toplumunun tarihsel bağlarını kopardı. Onu asla sevemem. Asla sevemem onu. Bir gün onu Burç Kale Meydanı'nda halk lokantalarından birinde fasulye yerken görmüşler. Sıradan insanlarla konuşuyormuş. Onlara broşürler ve inanca ilişkin kitaplar dağıtıyormuş. Bu adamın öteki turistler gibi bir turist olmadığını anladım. O yıkıcı bir planı gerçekleştirmeye, gözü kaşa karşı, ayağı başa karşı, Bistat tüccarlarını Elhamra Caddesi tüccarlarına karşı, teneke evleri alüminyum evlere karşı kışkırtmaya gelmişti. Allah'ın yarattıklarına neden karışıyor Karl Marx? Neden tanrısal gidişi değiştirmeye kalkışıyor? Geceyi ve gündüzü yarattığı gibi yoksulluğu ve varsıllığı yaratan da Allah'tır. Acı bakla ve sarı leblebi yiyenleri yaratan da O'dur. Havyar ve Chateaubriand yiyenleri, Napolyon konyağı içenleri de. Eşekleri yaratan da, Rolls Royce arabaları yaratan da aynı Allah. Örme pabuçları yaratan da, Pierre Cardin mallarını yaratan da O. Hasır üzerinde doğan çocukları yaratan da O. Moket üzerinde doğan çocukları yaratan da. Gözyaşlarını içenleri yaratan da O'dur. Vişi sularını içenleri de. Lanetli Karl Marx Beyrut'a gelmeden önce hayat yağ ile bal idi. Herkes Allah'ın verdiği kısmete razıydı. Yoksullar yoksulluklarından razı, varsıllar varsıllıklarına razıydı. Başlar ve ayaklar birbirleriyle geçiniyor ve Lübnan mucizesine inanıyorlardı. Bu Karl Marx bizi şereflendirdikten, seyyar satıcılarının, inşaat işçilerinin, liman hamallarının, servis şoförlerinin, sakız ve piyango biletleri satıcılarının dostu olduktan sonra, işçi sendikalarına ve öğrenci birliklerine üye olduktan sonra her şey sarsılmaya başladı. Ayaklar düşük insanlık koşullarının değişmesini istemeye başladı. Mazlumlar zulümlerden Allah'ın sorumlu olmadığını kavradılar. İnsana zulmeden derisini yüzüp yiyen yine insandı. Havyar ve Chateaubriand yiyenlerin ortaya çıkması için Beyrut'un yanması zorunluydu. Yoksulluk kafirdi. Açlık kafirdi. Hastalık kafirdi. İnsan aç kaldığı zaman dişlerini ayın etine bile geçirirdi.